Merhaba arkadaşlar. Sündüz'ün Hobisi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere iğne ayasını yeni öğrenmek isteyenler için zürafadan başlayacağım. Bir arkadaşımız rica etti onun için. Örtümün ters tarafı bana bakıyor. Düz tarafı da bu taraf. Ben ters tarafına doğru kıvıracağım. Şu şekilde örtümü kıvırıyorum. İpimi şöyle üzerine koyuyorum. İlk başta bir şu şekilde ipimi başlamadan önce uzatıyorum iyice. Şöyle iyice uzatıyorum ki dolaşmasın ipim. Daha sonra başlıyorum. Örtümü kıvırdım. Bu şekilde üzerine aldım. Altından geçiriyorum. Bunu iki defa doluyorum iğneme. Çekiyorum. Şimdi bu ipimi böyle içine getiriyorum. Burayı kıvırıp devam ediyorum. İğnemi geçirdim. Bu ipimi üstten iğnemin sapındaki ipi alttan doluyorum ve çekiyorum iğnemi. Evet arkadaşlar, şu şekilde iğnemi sapladım. Bu ipimi üstten iğnenin sapındaki ipi altından iğnemi dolaştırıyorum. Bu şekilde zürafalarımı yapıyorum. İğnemiz bu şekilde üstten iğnemin sapındaki ipi alttan. Tekniği bu. Başka hiçbir işlem yapmamıza gerek kalmıyor. Ama iyice sıkı yapmamız lazım. Böyle çekmemiz lazım ki burası da iyice düğüm olduğunda bozulma yapmasın. Yoksa modelimiz, zürafamız güzel olmuyor. Gevşek olduğu zaman şöyle bunu iğnenin üzerinden, diğer ipimi iğnenin altından ve iğnemi çekiyorum. İyice sıkıştırıyorum. Böyle zürafalarımı yapıyorum arkadaşlar. İğnenin üzerinden diğer ipimi de iğnenin alt kısmından doluyorum. Şöyle iğnemin altından iğnemi çekiyorum. İyice sıkı yapıyorum. Bu ipi üzerinden diğer ipi altından. Şöyle. Bu ipimi üzerinden iğnenin diğer ipimi de altından doluyorum. Bu şekilde iyice sıkı sıkı yapmaya çalışıyorum yani. Çektiriyorum. Ama örtümden tutuyorum ki şöyle sıkıştırıyorum. Öyle çekiyorum. Yoksa örtümüzü böyle çekersek ayrılma yapabilir. Bu ipimi üzerinden iğnenin sapındaki ipimi, iki katlı olan ipimi altından dolaştırıyorum ve iğnemi çekiyorum. Evet arkadaşlar, bu şekilde oluyor zürafamız. Çok basit. İnşallah yapabilirsiniz. Şöyle yine göstereyim. Şu ipi üzerinden, diğer ipi altından. Anlamayanlar olursa başa alıp tekrardan izleyebilir videomuzu. Üstünden diğeri altına. İpimi iyice böyle gergin yapıyorum. Gerdiriyorum ki uzasın. Bunlar naylon ip olduğu zaman böyle uzatmadığımızda sürekli dolaşıyor.
Tekrardan göstereyim arkadaşlar. Bu ipi üzerinden, diğer iğnemin sapındaki ipi altından devam ediyorum. Bu şekilde zürafamız oluyor. Şöyle. Modeli başlayacağımız zaman örtüyü böyle kıvırdığımızda bu şekilde başlıyorum ben. Bu, o zaman düz tarafı bana geliyor. Ters tarafı bu taraf oluyor zaten. Birkaç tane daha yapayım. Buradaki ipim şöyle göstereyim bak. Buradaki ipim üstünden diğer iğnenin sapındaki ipimi altından dolaştırıyorum. İğneyi çekiyorum. İğne ipi üzerinden diğer ipim altından ve ipimi çekiyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi fil dişi yapımına geçiyorum. Yani kolay olarak ilk başta öğreneceğimiz bunlar. Şimdi şöyle göstereyim. İpimi buraya sabitliyorum. Zürafamın üzerine. Ortasından iki defa doluyorum. Başlarda ve bitişlerde iki defa doluyorum ki ipim sökülme yapmasın. Şimdi bir yan taraftaki zürafaya geçiyorum. Bu ipi şöyle, bu ipi iğnenin üzerinden, diğer ipimi iğnenin altından geçiriyorum ve çekiyorum. Bu şekilde. Şimdi buradan ortasından geçiyorum. Bu şekilde olduğu zaman bu ipim zaten şöyle. Bu ipim burada kalıyor. Bu iğneyle buradan geçiyorum. Diğer ipimi altından geçiyorum. Bu şekilde de buraya sabitliyorum. Geri geldiğim için öyle oldu. Şimdi buradan iğnemi bu taraftan, bu ipimi üstünden, diğer iğnenin sapındaki ipimi alt kısmından buraya sabitliyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi yan taraftaki zürafama geçiyorum. Bu ipimi üzerinden, diğer ipimi altından yine buraya zürafamı yaptım. Şimdi bu zürafamın tepesine, içine geliyorum. İpim böyle şu şekilde. Ben bu ipin altından geçiriyorum iğnemi. Görünüyor mu? Altından geçiriyorum. Diğer ipimi de yine iğnemin altından. Yani burada ipimin altından iğneyi geçiriyorum. Yani ipim üstte kalıyor şöyle. Bu ip üstte kalıyor iğnenin üstünde. Diğer ipim altında kalıyor. Şimdi yan taraftaki zürafaya geçiyorum. Bu şekilde fil dişim oluşuyor. Yan taraftaki zürafaya geçiyorum. Bu ipimi üstünden, diğer iğnenin sapındaki ipimi alttan geçiriyorum. Buraya zürafam oluyor. Bu zürafamın içerisine geliyorum. Şöyle. Bu ip iğnemin üzerinde kalıyor, şu ip. Diğer ipi de iğnemin alt kısmından dolaştırıyorum ve çekiyorum. Yan taraftaki zürafama geçiyorum. Bu ipi iğnenin üzerinden, diğer ipimi iğnenin altından ve çektim. Böyle. Bu ipi şu sabit olan ipimi iğnenin üzerinden, iğnenin sapındaki olan iki katlı ipimi altından. Her zaman böyle, bu şekilde. Zürafamı yaptım. Zürafamın içine geçiyorum. Buradaki ipim, şu ipim böyle kalıyor. Ben bu ipin iğneyi altından geçiriyorum. Şöyle. Diğer ipi de iğnenin altından geçiriyorum. Şöyle. Doluyorum. Bir yan taraftaki zürafaya geçiyorum. Bu
Bu şekilde. Zaten burayı yapan, alışan her modeli yapar. Teknik aynı. Ben burayı tamamlayayım. Son bir tane daha göstereyim. Bu yan taraftaki zürafama geçiyorum. Bu ipimi üzerinden diğer ipimi, şu ipimi altından iğnemi dolaştırıp iğnemi çekiyorum. Zürafamı oluşturuyorum. Sonra bu zürafamın içerisine geliyorum. Buradaki ipimi altından geçiyorum. Şu ipin altından iğnemi geçiriyorum. Diğer ipimi de iğnenin altından geçiriyorum. Şöyle iğneme doluyorum. Burayı da bu şekilde yapıyorum. Bir yan taraftaki zürafaya geçiyorum. Bu ipimi üstten, diğer ipimi alttan geçiriyorum. Buraya sabitliyorum. Bu şekilde oluyor. Yan taraftaki zürafaya geçiyorum. İki defa doluyorum. Bitişlerde ve başlarda demiştim. Evet arkadaşlar, bu şekilde. Şöyle. Bu şekilde fil dişimizi ve zürafamızı yaptık. Umarım faydalı olmuşumdur. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.